Yani... Robert lafını kaldır artık. Türkiye'de ben Robert'i kullanmıyorum. Yüksel Yıldırım'ım. Ben Amerika'da öğrenciyken, iş bulamazken Robert ismini aldım. Ama şimdi insanlar böyle şirinlik yapıyor. Ben öz ve öz Türk çocuğuyum. Adım da Yüksel Yıldırım. Tamam mı? Robert'ı sen çok seviyorsun. Ben de seni seviyorum ama orijinal Samsunlu. Bana saygılı ol. Yüksel Yıldırım de lütfen. Anlamadım ben Sayın Başkan ne demek istediğini. Yani ya adım Yüksel Yıldırım. Robert'ı kullanma dedim. Kullanma. Tamam. Bunu söylemeye çalıştım. Tamam. Robert'ı ben Amerika'da yurt dışında kullanıyorum. Türkiye'de aslanlar gibi Türkoğlu Türk Yüksel Yıldırım'ım. Tamam mı? Bunu lütfen polemik yapmayın Robert'ı. Sayın Başkan polemik değil, ben isminizin önüne bir takma at falan ben takmadım. Sizin isminiz olduğu için. Belki durmadan Robert Yüksel diyorsunuz da benim pasaportum da Yüksel Yıldırım. Ama ben pasaportunuzu da görmedim hiç. Bilmediğim için tamam ben Yüksel Yıldırım Bey diyorum. Arkadaşlar da Yüksel Yıldırım yazmışlar. Hayır lütfen. Ya yok söylüyorum. Şimdi Yüksel Yıldırım diyor güzel. Teşekkür ediyorum. Sinan için de teşekkür ediyorum. Sormuş, araştırmış. Ben Yüksel Yıldırım diye hitap ederseniz çok tabii 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 Sayın Başkan. Siz yanlış teşekkür anladıysanız ediyorum. Da kusura bakmayın. Yok yok estağfurullah. Ya polemik konusu olacak bir şey de değil. Canım. Yani Türkiye beni Yüksel Yıldırım olarak tanırsa daha çok sevinirim. Tabii. Tamamdır. Bundan sonra da zaten kamuoyu da öğrenmiş oldu böylelikle. Yüksel Yıldırım Bey diyeceğiz. Yüksel Bey. Şimdi... Yüksel Başkan de, Yüksel de. Ne dersen de ama Yüksel de. Tamam seni seviyorum. Sağ olun Sayın Başkan. Teşekkür ederim. Siz de ben anlıyorum biraz gerginsiniz. Dün yaptığınız bu yok, açıklamalardan canım, dolayı herhalde sosyal yok, medyayı sadece, da çok takip ettiniz. Sadece sizin göreviniz rating yapmak. Böyle şeyler. İnsanlar da sizi seviyor konuşmanızı. Ben de size... Bazı açıklıklar getireyim. Gerçekten Sinan dün mükemmel konuşma yaptı. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Ahmet Hocam'ın da %100 söylediklerimin altına imza atıyormuş. Ona da teşekkür ediyorum ama beni Türkiye'nin anlaması sesi için... Sesi açalım arkadaşlar. Beni biraz önce arkadaşınız aradı. Ben de tamam dedim açıklama yapayım. Çünkü yanlış anlaşıldığımı biliyorum. Evet. Aynen ben İngilizce düşünüp Türkçe konuşan bir adamım. Bazen kelimeleri tam bulamayınca yanlış anlaşılmalar oluyor. Evet. Her konuya açıklık getireceğim. Ben önce şunu söylüyorum. Bakın benim 3 tane Galatasaray'dan transfer etmiş olduğum çocuklara asla hiç kimse maç sattı diyemez. Tamam mı? Bu çocuklar çıktı. Aslanlar gibi mücadelesini yaptı oynadılar sahada. Ha, taraftarın beğenmez. Fenerbahçeliler beğenmez. Galatasaraylılar beğenir ben. Hiç kimse beni ilgilendirmiyor. Ben açık ve net söylüyorum. Bu oyuncuların geçmişine bakarak aldık. Samspor'da bize bir katma değer yaratacaklarına inandık. Hocam da bu üç oyuncuyu mümkün olduğunca ilk 11'de tutuyor. Demek ki hocamın bir bildiği var. Hocama saygı duyuyorum. Ama Galatasaray maçında bu oyuncuların performansını beğenmiyor insanlar ve bunların geçmişinden dolayı Samsunspor'a leke vuruyorlar. Ben buna kızdım çok. Kattılar Fenerbahçeliler dedi ki Armağan'dan Atatürk'ü çıkar dediler. Onu söyleyenler kusura bakmasın terbiyesizlik yapıyor benim camiama. Atatürk sevgisi bu ülkede yani artık göklere çıkarken bu insanlar yeri dibine sokmaya çalışıyor. Ben Samsunspor'u yok olmasın diye aldım. Kümeye gidiyordu. Eskişehir Spor gibi kapanacaktı. Ben gittim milyonlarımı artırıyorum. Atatürk'lü arma bu Türkiye'de bir tek Samsun Spor'da var. Profesyonel futbol kulüplerinde ve bunu yaşatmak için ben şu ana kadar 100 milyon liraya yakın para harcadım. Tam harcamaya da devam edeceğim. Bu benim Atatürk sevgimden geliyor. Bu benim Samsun'dan geliyor. Evet bir Galatasaray sempatizanlığım var. Çocukluğumdan beri ben bunu saklamıyorum. Ama ben her Galatasaray maçında Samsporluyum. Bunu tüm Türkiye bilmeli. Ben Galatasaray maçında çok özel prim verdim. 200 bin liraya yakın prim verdim. Yensinler diye. Ben çünkü bu ligde kalmak istiyorum. Ben gidip de böyle saçma sapan insanların lafıyla maç satacak öyle bir karakterim yok. Benim milyarlarım var. Ben neyin maçını satacağım ya? Benim paraya ihtiyacım yok ki. Ben futbolu hobi diye girdim. Hobi olarak yapıyorum. Ve Türkiye'de de farklı bir şey yapmaya çalışıyorum. Ben gittim Fransa'da bir takım aldım. Yarın Latin Amerika'da alacağım. Portekiz'de alacağım.
Balkanlar, ben böyle multi club platformu kuruyorum. Ben gittim Hollanda'da şirket kurdum. Başına Juventus'un marketing adamını getirdim, koydum. Türkiye'nin kimsenin benim yaptığım projelerden haberi yok. Kimse beni tanımıyor. Kalkmış çıkmış. Beni bir Galatasaray maçında iyi oynayamamışız. Ya lütfen, yani biraz da vicdanlı olun lütfen. Galatasaray söyledim 200-300 milyon euroluk bir takım. Samspor 20-30 milyon. Aramızda 10 kat fark var. Bu maçın kağıt üstünde yani galibi herkes sorsan Galatasaray diyor. Fenerbahçe maçına çıkarken de Fenerbahçe dediler. Biz Beşiktaş'ı evimizde yani elimizden kaçırdık. Hakem bir maçı verdi resmen. Kimse kalkıp bir şey söylemedi. Biz ama Sayın Başkan, aynı takım Fenerbahçe'den puan aldı ama onu da belirtmek isterim. Yani Fenerbahçe'den de puan aldı. Alacağız tabii. Tabii tabii, Samsun Spor büyük bir takım yani, o anlamda söylüyorum yani. Hayır, biz Fenerbahçe'yi 4-0 yendiğimiz zamanları hatırlamıyorsunuz galiba geçmişte. Minibüsçüler arkayı fenerleyelim diyordu. Ya, hatırladık, hatırlamıyorsunuz. Bunları da yapacağım. Bakın, ben bu ligde kalayım. Bu kadar iddialı söylüyorum sizin programda. Ben Samspor olarak Galatasaray'ı da Fenerbahçe'de Beşiktaş'ı yenecek günleri getireceğim, göstereceğim. Buradan söz veriyorum. İnşallah. Evet. Bunda yanlış bir şey yok ki. Bakın, benim futbolcularıma laf söylemeyin. Benim futbolcularım çıktı oynadı. Ha, gerekli kadar, istendiği kadar oynamamış olabilir. Tamam mı? Her maçta bunlar robot değil ki 4-4'lük oynayacak, şey yapacak. Yani dedim ki ben ortaları iyi değildi dedim. O ortalar zaten iyi olsaydı biz Galatasaray'a 3 tane gol atmıştık. Holtz'e gelen top vurdu, kaleci çıkardı. Muslera daha ikinci yarının başında kim attı ortaya? Emre attı. Yani niye şimdi bunları görmüyorsunuz, yapmıyorsunuz? Emre'nin ortaları diyorum ki güzel olsaydı biz zaten Galatasaray'la en az berabere kalmıştık. Bu kadar iddialı söylüyorum, olmadı. Okan ne suçu var? Herkes yalandan yok. Kornerden gelen topa çıkıyor. Ya ön direkli adam kafayla arkaya aşırtmış. O topa daha bir şey yapamaz. Nelson arkadan ok gibi geliyor, vuruyor. Yani ya insanlar maç seyretmeyi bilmiyor. Ya da gerçekten öküzün altında buzağı arıyorlar. Lütfen yapmayın, bakın. Samspor çok temiz bir kulüp. Benim bu kulübün sahibiyim, aynı zamanda başkanıyım. Benim olduğum dönemde Samspor'dan asla ve asla kimse şüpheyle yaklaşamaz. Sayın Başkan, sizle bir anlaşma yaptık. Sayın Başkanım, sizle bir anlaşma yaptık. Ben size Yüksel Bey diyorum ki ben bunu saygısızlıktan yapmadım, biliyorsunuz. Hani o konuyu kapatıyorum. Sağ ama düzeltme yaptım. Tabii de aman siz de ne olur ama kelimelerinizi dikkatli seçin. Çünkü hani... Ben alışık değilim canlı yayında. Evet teşekkür ederim. Şeref verdiniz de. Için. Aman. Estağfurullah. Sayın Başkan, şunu soracağım. Evet, öküz altında buzağı aramak değil. Bu arada şunu söyleyeyim, bilmiyorum. Tabii ki bilmezsiniz. Nereden bileceksiniz? Benim sosyal medya hesaplarımdan, kendi YouTube kanalımdan ben Emre'yi, Okan'ı ve Taylan'ın futbolcularınızı belki o akşam savunan tek gazeteci benim. Samsun şehrine, Samsun Spor'a bu yaptayı yapıştırmak istemeyen tek kişi benim. Onun da altını çizeyim yani. Bu konuda lütfen hakkımı da isterim bu konuda. Bir. İki. Sana bir şey söylemedim. Estağfurullah. Yani yok. Yani gerçekten destekçiniz de yok bu konuda. Ben de siz... Samsun Spor taraftarı şunu soracağım. Futbolcuları şey yapsınlar. Tabii. Sahip yani, gelsinler. Tabii. Şimdi öküz altında buzağı aramak değil derdim. Ama ya ben Dimata... Sosyal medyadakiler için söylüyorum. Yok Sayın Başkanım. Yok, onu demiyorum. Onu bilmiyorum onların. Ama Samsun Spor camiasına yükleniyorsa ve logo Arman'dan Atatürk'ü çıkar diyorlarsa bana, ben o insanlara sesleniyorum. Kimse çıkartamaz. Kimsenin hakkı yok ona. Yani aynen öyle. Samsun Spor bu konuda örnek. Formanızdan zaten asalet akıyor o konuda. Herkes biliyor. Sayın Başkanım, Dimata bir açıklama yaptı. Ben sakat değilim diye sosyal medyada. Doğru. Ama hocanız sakat diye bir açıklama yaptı. Bu futbolcular... Hocamız öyle bir şey yapmadı. Hoca asla. Hoca şimdi Karagümrük kadrosunu aldı. Salı günü maçta oynatır oynatmaz bilmiyorum. Bakın, hoca rotasyon yapıyor takım içinde. Benim 3 tane golcüm var. Tamam mı? Marius, Ercan Kara ve Dimata. Hı hı. Maalesef Dimata antrenmanlarda Alman hocamın Alman disiplinine uymuyor ve
En son maçta gereksiz iki tane sarı karttan kırmızı yedi. Hoca çok kızdı ona. Ona disiplin öğretiyor. Sakat filan değil. Eskiden sakattı. Şu an biz kimse öyle bir şey demedi. Orada birileri uyduruyor. Kim sakatmış diyor. Biz sakat kadromuzda yok. Kadroyu almıyoruz çünkü kupa maçında hoca onu oynayacak. Lig maçında gidecek Ercan'la Marius oynayacak. Çünkü lig maçları da Marius'tan ve Ercan Kara'dan aldığı verimi maalesef... Sayın Başkanım çok özür dilerim ama, Yüksel Başkanım çok özür dilerim yine kesiyorum ama darbeye bağlı sakatlık sebebiyle diyor yani şu anda resmi yerde de yani darbeye bağlı sakatlık bundan dolayı söylüyorum. Yok bakın ben bu kulübün ya başkanıyım bir şeyler biliyorum söylediğime inanacaksınız. Tabii ki inanıyorum. Hayır ben size inanıyorum zaten. Beni ilgilendirmez ben açık açık söylüyorum diyorum ki hoca maç kadrosuna almadı gerek görmedi çünkü Fofana sakattı. Fofana'yı geri kadroya aldı. Dimata'yı almadı. Anladım. Yani şimdi bak burada polemik etmeye çalışıyorsun. Dimata konusu konu değildi. Konu bir Fenerbahçeliler bize saldırdı Galatasaray'da 3 futbolcu yüzünden. Benim Fenerbahçe Ali Koç'la hiç alıp vereceğim bir şey yok ki. Ben tabii. Fenerbahçelileri de seviyorum. Bütün yönetim arkadaşım bana saygıları yüksek. Benim Ali Koç'a ve onlara saygılarım yüksek. Ama biz bir maç ediyoruz. Bu maçın 3 tane sonucu var. Biz berabere kaldık diye bütün stat bize o gün kızdı. Biz sevindik. Ama şimdi Galatasaray'a yenildik diye millet işarıyor. Ya. Biz Galatasaray'a yenmek için sahaya çıktık. Bunu açık ve ne söylüyorum ve öyle prim verdim ki. Fenerbahçe maçından daha fazla prim verdim ben. Galatasaray maçından. Olmadı. Yapamadık. Diyorum aptalca iki tane gol yedik. Bana göre aptalca. Samspor öyle goller yememeli. Duran toptan bir kornerden kaç sefer bir kornerden gol yiyoruz. Beşiktaş maçında da aptalca yedik. Adam yani o şey kolu kalçasıyla gol attı. Oluyor böyle şeyler. Şimdi biz söyleyelim. Yani Samsunspor bakın. Kadıköy'de oynadı. Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray maçı oldu. Hı hı. Ben Fenerbahçe'yi cesur görmedim Galatasaray'a karşı oynarken. Tamam mı? Benim Samsun'da Galatasaray'a karşı oynadığım kadar cesur Fenerbahçe oynayamadı. Oynasaydı Galatasaray'ı Kadıköy'de yenerdi. Bu kadar iddialı söylüyorum ben de. Ya bize saygı gösterin. Biz her maça çıkıyoruz. Yenilmeyeceğiz kardeşim ama yenmiyoruz. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bunlar bizim rakibimiz değil. Bak biz bunlara karşı oynamıyoruz. Artık ligin bu sene dizaynı belli olmuş. Söylüyorum Fener'le Galatasaray at yarışı gibi burun buruna gidiyor. 12 tane takımda küme düşmeme oynuyor. Bugün kimse söyleyemiyor. Geçen de Samspor küme düş dediler. 1 puandık. Bugün yukarı çıktık. Samspor küme düşmez dedi. Pendik küme düştü dediler. Şimdi Pendik yukarı çıktı. Pendik küme düşmez. Ya işte ligin güzel tarafı bu. Son haftaya kadar kimin düşeceği belli olmayacak. Ne kadar güzel ligin alt tarafı. Üst tarafı da kimin şampiyon olacağı Galatasaray Fenerbahçe maçına kadar belki belli olmayacak. Ne güzel yani biz istiyoruz böyle bir yarış içinde olsun ama böyle her bir maç sonrası ya lütfen bir şey aramasınlar. Biz o kadar temiz ve şeffaf oynuyoruz ki ben oyuncularımın arkasındayım. Oyuncularım elinden geleni yaptı Galatasaray maçında. Benim taraftarım beğenir beğenmez hiç önemli değil. Bakın söylüyorum bu taraftar Okan'ı 7 hafta 10 hafta ıslıkladı. Ben arkasında durdum. Sonra alkışladı. Kalemine. Tamam şimdi de alkışlamaya başladı. Şimdi yani böyle oluyor. Emre için aynı şeyleri yaptılar. Emre kalktı bizi Adana Demirspor maçını aldırdı. Peşine Kasımpaşa yani keşke öyle olsa zaten Galatasaray'dan bize gelmezdi. Yani böyle bir sürdürülebilirliği yok bu çocukların. Biz de bunları bilerek aldık. Şimdi Galatasaray maçında ben bunları oynatmayayım. Kim oynatacağım o zaman? Yani şimdi Galatasaraylar dua etti. İnşallah iyi oynamadı. Fenerler inşallah iyi oynasın diyor. Yani kimseyi ben mutlu edemem. Bakın Ertan'cığım söylüyorum. Yani Samsunspor bu ligde kalmak için son güne kadar savaşacak. Öyle bırakma falan şey yok. Benim olduğum yerde. İnşallah biz bu sene ligde kalacağız. Ve bu oyuncularla kalacağız.
Ama ben oyuncularıma da bugün haber gönderdim, söyledim. Dedim ki madem dedim bu Türkiye sizin aklınızda böyle spekülasyon yaratıyor, çıkın dedim, aslanlar gibi oynayın, kime ne olduğunuzu gösterin dedim. Türkiye sizin gerçek kimliğinizi görsün. Yani Galatasaray'a karşı oynamadılar bilir, oynadı. Hem de yani maçı canlı seyrettiğinizde her yerdeydi. Tabii tabii. Koştu, ortalar yaptı diyorum, o yorgunlukla iyi ortalar yapamadı. Yani bu kötü değil ki, ben gerçeği söylüyorum. İyi orta yapmış olsaydı o lafı kullanmayacaktım o zaman. Yani ben Okan için bana göre gollerde hatası yok diyorum. Millet bahane arıyor. Tayland orta sahada hocanın verdiği görevi yaptı, yaptı, yaptı. En sonunda biz daha atak oynamak için hoca Flavien Kayta aldı oyuna ve biz daha ileri çıkmaya başladık. Ve Galatasaray'ı son 30 dakikada sahasına hapsettik neredeyse ya. Ama gol atamadık. Evet. Ben buradan söylüyorum. Aynen. Samsunspor üzerinden hiç kimse spekülasyon böyle algı yaratmasın lütfen. Çünkü nasıl sizin programınız beyaz futbolsa, ben buna inanıyorum, Türkiye'de beyaz futbolun öncülerinden olacağım. Tamam mı? Hiçbir spekülasyonda yaratmak istemiyorum takımın üzerinden. Sorunuz varsa bir sorun. Teşekkür ederim. Oyuncularımın arkasındayım. Bu çocuklar dürüst çocuklar. Asla maç satmazlar. Satmadılar da elinden geleni de yaptılar. Nokta. Sayın Başkanım, şunu söyleyeceğim. Dimata konusunda kesinlikle bir polemik yaratmak değildi amaç. Yani siz de burada otursun. Şu bir merak söz konusuydu. Bütün Türkiye 3 gündür sadece bu 3 futbolcuyla beraber Dimata'yı da konuştu. Yani Dimata'yı da merakımızdan bir gazeteci olarak. Ben kulüp başkanı değilim sayın Başkanım. Ben spor yöneticisi değilim. Ben televizyon gazetecisiyim. Ben merak ettim. Sakat kim diye, kim sakat diye soruyor da. Ben de size soruyorum, yani sakat değilse neden oynamadı? Siz de cevabınızı çok güzel verdiniz. Ben diyorum polemik değil yani amaç. Gazeteci sorar. Dimata bizim şu anda 3. santraforumuz. 1. santrafor Marius'tu. Marius kırmızı kart yiyince ve Ercan yerini alınca Dimata 2. oldu. Hı hı. Ondan sonra Marius kadroya gelince hoca Dimata'yı 3. sıraya koydu. Rotasyon yapıyor. Şimdi hocanın ben içine karışmıyorum. Hoca oynatır oynatmaz ama Dimata sakat değil kardeşim. Bunu yazan yalan yazmış. Ya gazetecinin biri yalan haber yapmış ve bunu millet alıyor. İşte bir şey yapmaya çalışıyor. Bizim polemik yaratıyorlar yani. Evet. Doktor raporunu göndereceğim. Tamam mı? Arkadaşınıza, beni arayan arkadaşa. Son bir haftadır kimler sakat, kimler değil. Orada bir masanın adı geçmiyor. Hayır, Sayın Başkanım, beyan esastır. Siz kulüp başkanı olarak söyledikten sonra ben rapora değil size inanırım zaten. Siz, tamam o zaman, teşekkür ederim. Yok hayır, siz polemik dediniz de ona ben biraz üzüldüm. Hayır, yok, polemik ben değil, ben televizyoncuyum, sormak zorundayım onun için. Fenerbahçe böyle polemiğin arasında kaldı, Samspor. Birden Dimata girince şok oldum da onun için sordum. Ben genelde şok yerlerden soruyorum Sayın Başkanım. Çalışmadığınız yerlerden. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizinle sohbet etmek çok güzeldi inşallah. Samsun Spor'u çok daha iyi yerlerde görmek isteriz. Biliyorum 2 yıldır, 3 yıldır neler yaptığınızı. İnanmıyor musunuz? Yok, inanıyorum işte. Hayır hayır, Süper Lig'in Samspor'a ihtiyacı yok mu? Hayır, soru soruyorum, yok mu? Tabii. Olmaz mı? Samsun Spor ligi daha da renklendiriyor. Atamızın ikinci memleketi zaten. Ondan dolayı da ayrıca bir şeref katıyor. Bundan dolayı söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Sizin eklemek istediğiniz var mı? Ben bir şey söyleyeyim bak. 10 milyon euro para harcadım. Altyapı yaptım. Milli takım hocası geldi Samsun'a Sivas maçında. Bana telefon açtı. Dedi ki ben Türkiye'de böyle bir altyapı görmedim dedi. Bu Türk futboluna yapmış olduğun yatırımdan dolayı teşekkür ediyorum dedi. Bak hiçbir kulüp, büyük kulüpler yatırım yapmıyor altyapıya. Ben ilk işim altyapıya yatırım yaptım, tamam mı? Helal olsun. Şu an 6 tane altyapıdan oyuncum A takımında. Biz geleceğe inşa ediyoruz. Kendi imkanlarımızla. Samspor böyle bir kültürden geliyordu ve bunu yapmaya çalışıyoruz. Ama insanlar sonuç odaklı olduğu için onlara bakıyor. Tabii. Yenmişiz, yenilmişiz ama lütfen bak, Samsun Spor'u ben kulüp kuruyorum. Takım değil, kulüp. Bu ikisinin arasındaki farkı sen git taraftarlara açıklasan bu zaman alacak. Bir kulüp kurmak iflas etmiş
bir kulübe aldım. Bugün sıfır borçlu Türkiye'nin en iyi 5 kulübünden biri haline getirdim. İnşallah daha da iyi olur. Bu kadar iddialı söylüyorum. Evet. Daha bu bizim